Hayırlı akşamlar. Nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah. Hoş vallahi geldiniz. Ben çok şükür iyiyim. Hamdolsun Allah'ıma. Gayet iyiyim, mutluyum, huzurluyum. Şu anda niye konuşma gereği duydum? Ha, takıldım mı? Takılmadım. Sadece yani boş olmadığımı, onları okuduğumu, çok yanlış yerlere sapıttırdıklarını, niye insanlar mutlu oldukları zaman mutsuzluk yaymaya çalışırlar, onu sormak için. Dedim Emine'ye aç şu videomu. Bir sorayım ya, merak ettim. Niye bu kadar rahatsız oldular benim Samsun'a gelmemden? Hayırlısı. Çocuklarımla ilgilenmemden? Niye bu kadar böyle ikilik yaratmaya çalışıyorlar? Ben niye sevmeyeyim ki? Kızımı sevmiyormuşum. Deniz'imi sevmiyormuşum. Herhalde siz seviyorsunuz benim yerime. Siz daha çok ilgileniyorsunuz. Çözemedim ki zaten ben hiçbirini. Anlamadım. Ben de anlamadım. Yani onun neye dayanarak benim anlattığım, paylaşmak istediğim çok güzel bir şeydi. Deniz'in bana aşırı bebekliğinden beri düşkün olduğunu anlatmaya çalıştım ama nerelerinden anlamışlar bilemedim ki. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Çünkü alışkın değilim. Senin yazdığın gibi ben alışkın değilim onlara. Aynen öyle. Ama ek hesaptan da gelebilirsin. Ama sen bence kendi derdine yan. Yani beni böyle eleştirmene gerek yok. Ve birini eleştirmek için de video yapmıyorum ben şu anda. Sadece benim iki tane Allah, tabii ki bütün çocuklar bizim, o ayrı. Doğru. Yani bütün dünya çocuklar bizim. Ama iki tane evladım Allah bağışlarsa. Amin. Üç tane buradan, bir tane İstanbul, 4 torun olarak. Yani ben bunları nasıl ayırabilirim ki? Demek ki sizler ayırıyorsunuz ki, hani zikri neyse fikri oldu derler ya. O şekil düşündüğünüz için diyorum ben bunu. Bunu yapmayın bence kendinize. Çünkü kendi renginizi veriyorsunuz ortaya. Ben oradan zannetmiyorum da bir de böyle canlı gönülden girip yazdığını da neyin kinini kusmaya çalışıyor? Şimdi orada da gider, gezer. Herhalde gezeceğim. Ben zaten gezmeye geldim. Torunlarımı görmeye geldim. Buradan gezmeye geldim. Çok merak ediyorsan ben sana açıklayayım. Zaten açıkladım bunu ben. Bir de sana hesap verecek değilim herhalde ne yapacağımı. Ama diyorum ya, hislerim fazla kuvvetli. Ek hesapla da girip yazmış olabilirsin. Olsun. O senin ayağına dolanacak canım. Gülüm, o senin ayağına dolanacak. Böyle ters geleceksin. Önce sen kendi çocuklarını sevmeyi öğren. Boş ver başkalarını. Böyle iki taraflı oynamayı, tek taraflı oyna, Allah için oyna ama. Emine'yi de sevmiyormuşum. Değil misiniz? Ay, çekirdek ciddiyesim geldi. Ciddi. Ben mutsuz değilim ki sevmeyeyim. Ben gayet mutluyum gerçekten. Ben bugüne kadar da çocuklarım için ayakta durdum. Sizin söylediğiniz laflar için değil. Eğer sizleri dinleseydim belki 30 tane koca alırdım. Çocuklarımı bırakıp. Doğru. Ya. Bu da sana kapak olsun. Bak ne güzel çekirdek çitliyorum, çayımı içiyorum. Çocuğumun evinde, kızımın evinde. Oğlumun evinde mutluyum, kızımın evinde mutluyum. Ama siz mutsuzsanız niye yaymaya çalışıyorsunuz? Komik oluyorsunuz. Kesinlikle. Katılıyorum. Benim anlattığım şeyin ne tarafından anladınız onu anlamadım. He doğru, ben senaryosuz anlatıyorum ya. Deniz bana çok düşkün, peşime düşüyor, sorguluyor beni. Ama bak şimdi ilk günü senin bayağı peşindeydin. Anneannem alışıyorlar. Şimdi ne dedi? Nerede yapacağım dedi? Ya
odama geçeceğim dedi. Heh, odama geçmiyor. Çünkü neden? İlk bir heyecan oluyor çocuklarda. O gece zaten hiçbirisi uyumadı. Yani ne? Heyecandan anneannemiz. Ama olur mu ya, ben bir şey yapmam lazımdı. Şıpır şıpır kızım. Şıpır şıpır zaten kızım. Zaten öpüşüyoruz. Yani kamerada yani, bunun ne kadar yok. Neyin gösterisi bu ya? Olmayan sevgi mi? Şey yalandan yere. Benim zaten var içimde o sevgi. Öyle göstererek bu ispatlanmaz. Aa, olmaz, göstereceksin. Şapur 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 şapur. Gel yavrum seni de öpeyim şapur şapur. Yani acayipler ya. Yok ya, yani, şapur şapur öp. Zaten yedi ya, geldiği gün ikisi de uyumadı ve ikisi de paylaşamadı. Aynı odada yattı. Ve şimdi Deniz Güney'in olmaz. Ben Sari'yi çok seviyorum. Aa, ayrım. Siz karar vermişsiniz hayır, zaten. Hayır. Sen hepsini seviyorsun, beni sevmiyorsun. Birazdan Murat oradan çıkıyormuş. Hayır, ben de hepsini seviyorsun ama sen beni sevmiyorsun. Gel annem, gel oradan. Canım benim bakıyor. Ne konuşuyorlar bunlar diye. Şimdi Murat çıkıyormuş şuradan. Hayır anne, herkes seviyoruz da bir tek beni seviyorsun. Ay. Ay çok komik. Ay, annem bir gün İstanbul'dan geldi. Yani kaç sene önce, yani bir 15 senesi vardı. Evet. Hiç hatırlıyor musun? Murat eşofman takımını getirdi. Yani vallahi bu akşam güldürdüğünüz o 3 kişinin yazması bize. Yol spor. Turuncu getirmişim. Annem böyle cırtlak renkleri çok sever. Aşırı. Murat'a da cırtlak renk. Böyle ama aynen. Takımı almışım. Şu renk. Ama gerçekten hatırlıyor musun? Ama annem çok beğenmiş. Erkek eşofman takım ve ya açık renkleri severim ben. Murat da böyle siyah koyuyor. Evet. Önceden çok zayıftı. Ve ama var ya annem bir duru, annem de var ya gülme krizine giriyor. Zor mu? Ama giydi. Yani Murat'la girmişsiniz siz gülme krizine de bana da anlatınca ya dedim ne bileyim ben sevdiğim rengi alıyorum ben işte. Turuncu, tam turuncuydu. Yani, evet evet. Kenarlarında şey vardı. Ben hiçbirini ayırmazdım hediye alırken, inanır mısınız? Haccem'den tut. O da çünkü kayınvalidesi annesi demektir bizde. Tamam tamam tamam, bulamadım. Ha, gel anneciğim. Ha. Neyi bulamamış? Bulanık da diyor. Video da gelecek günü tam durdurmuyor orada. Uyuyor aşkım. Ama öp beni şapur şıpır öp. Sulu sulu öp. O zaman... Yapma öyle şapur. Ama yok bunlar seviyor pardon. Ben onları şapur şıpır öp. Gel. Oh bal bal bunlar bal. Bunlara, bunlar için dünyayı yakarım hepsi için. Ama sen anlamazsın ki. Sen yazmakla anca yetinirsin. Şimdi Sari ilk günü şimdi gittiğinde çok heyecanlanacak. He, ama ertesi gün normal edecek. Yani herhalde. Aa, babaannem gidecek. Gördün mü? Ya bitti. Ya tabii ki sevecek. İlk gittiğim gün böyle bir sarılacak. Hah. Ama ikinci gün sarılacak mı? Yok, o yavaş yavaş normal edecek. Herkes için böyle geçerli. Yani ama şimdi heyecanlanırlar, ağlarlar. Ama şimdi bizim gider, annemiz uzakta bizim. Mecburen çocukları üzüyorlar ve her günde konuşuyoruz annemle. Yani annemle fix vallahi. Beni. Onların yarım yerini saat sohbet ediyoruz. Kimse tutamaz. Kimse, Allah bilir bunu, benim içimi de dışımı da. Ha, ben belki sevmem çünkü ben böyle ortada şapur şupur şapur şupur veya video çekiyorsam orada da böyle gerek yok ki çünkü ben seviyorum zaten bunu yani, ha, yani o şekil gösterdiğim zaman mı? Mesela ben bazı arkadaşlarıma böyle yani aynen severim iki arkadaşım ama birisi çok sever böyle hani yakın iletişimi. Evet. Onunla böyle sarılırız, kucaklaşırız, çapur şupur öpüş. Ötekiyle de tokalaşırız ama onu da aynı şekilde çok severim. Yani anladın o mı? Sarılmayı sever. Öbürü ama aynı seversin. Ama dersin yani ay bunu da çok seviyorum, bunu da çok seviyorum. Anladın mı? Yani herkesin karakteri farklı. Bu akşam ama bak yine o arkadaşlar artık güzel bir yorum yapmışlar. Ama sen beni şapur şupur öpmeyi diyor. Sevmiyorsun. Seni kaynanan seviyor yavrum. Analar sevmez zaten. Kaynanalar sevmez. Seni de kaynana sevsin. Öldüyse de götürsün. Çok zorlu ya. Ay yok, Allah razı olsun. Ne diyeyim?
Ama sanki içimden böyle ek hesap ya da başka kanalda böyle bayıldın bana demek. Bayağı güzel dinlemişsin ama. Bayağı güzel algılamışsın. Orada birisi doğal ki, anlatıyor. Sevim Hanım demiş. Sesim bile çok pozitif geliyor demiş. Hani belli oluyor kızın da olduğunu yazmış. Hani şey olarak. Hani ama işte o onu algılayamıyor. Ama yok gerçekten de hani bir sıkıntı yok burada. Annem bunaltacak bir durum yok. He. Ve gerçekten de çok hani değil mi? İlk gün ama çocuklar çok böyle paylaşamadılar, edemediler. Biri bir tarafa çekiyor, Halil'e bir tarafa çekiyor. Anam benimle konuş. Ablaşanı kıskanmıyor. Her zaman diyorum Apoş ilk göz ağrıyor. Ablacan sabun gibi bir çocuktur. Ablacan hani tutamazsın. Tutamaz. Hani o bakışlarını filan anlayamazsınız hani. Hani böyle ne kadar seversen sev hani niye beni seviyorlar diye bakar yani. Gördüm hani. Evet, yani. Evet. O öyle bir çocuk yani. Ama şey değil hani. Yine çok seviyor bizi o da ama o da işte gösteremiyor. 22 yaşında yani. Yani hep öyleydi. Ama söz veriyorum Apoş'u da sizin yanınızda şapur şapur yapacağım. Mutlu olun. Ablacan izin vermez ki ona. Yatırırım bir yere. Ablacan videoları girmeyi sevmiyor. Yani biz ben ablacana dalıyormuşum, yatırıyormuşum yere. Kaçar ki. Ay böyle yapar. Direkt kapatır kendini çocuk. Yani ha, ama herkes... Ya sevgi şey... bu kadar ucuz mu ya? Bu kadar basit mi ya? Bir şöyle bir sirkelenin lütfen. Yani oradan normalde girmiş olabilirsin ama arkadaşım bir sirkelen yani. Ben bir aileye ne yazıyorum? Ya ben orada burada, net bir şey göremiyorsun işte. Ben burada yaşıyorum. Hatice annemden Allah razı olsun. Onu çok yani, seviyorum. Yani annem gibi. Ne güzel ya. Ne mutlu bana. Ben yetiştirmişim bu kızı ya. Dertleşiyoruz. Hani konuşuruz telefonda. Yok hani, ortalığı karıştırmak için mücadele ediyorlar ama karışmayacak. Biz seninle güzelim. Biz Hatice annemle bir olalım. Biz seninle kavga edelim. Bence de kavga edelim biz. Zaten biraz uğraştılar Esra ile olacak mı kavga diye. Bir o tarafı bir o tarafı topu. Ha, buraya geldim ya. Aa, ben hiçbir yere gezmeyeceğim zaten buraya geldim ya. Ben burada mutfakta oturacağım. Odada oturacağım. Ne diyorsun sen ya? Sen rahatsız mısın? Rahatsızsan bir doktora git. Doktorlar çok. Bir anla anla. Ailenin ne demek olduğunu anla bir. Aile demek yani her şeyi paylaşmak, iyi, güzeli, üzgünlüğü. Yani aile olmak bu dışarıdan birilerini aileye almak bakın, değil. Bir günlüğüne Hatice annem köye gidecek ve suları var biliyorsun anlatıyorum. O da Kürtün'de o yer. Hani Kürtün'e gitmeyecekler ama. Tirebolu'ya gidecekler. Tirebolu'dan almışlar Hatice'ye biriktirmişler. Yani, biriktirilmiş su yani. Zaten şimdi çıkılmaz oraya tepe, kar. Teyzesinin oğlu çıkılmaz. Babamın teyzesinin oğlu çıkmış. Almış işte getirmiş. Onları almaya gidecekler. Annemi de götürecek bir günlüğüne. Bir gün sonra hemen geri gelecekler. Yok gelip gelmemem onları ilgilendirmez ki. Yok yani hayır anlatıyorum ben. Hani. İstersen iki gün boyunca anladın yani. Mı? Hatice annemi. Ama olmaz. Bak sevmişim orada gezeceğim tabii. Ben şimdi gezmeye geldim. Ki, dünürüyle gezmeye gittiğim neyi anlatıyorum. Vah vah. Ben de çok üzüldüm. Hep birlikte ağlarız. Değil mi? Çay da güzel olmuş çekirdekliğini alın ki. Kendimi şapur şubur yok gelince. Kime Hatice'yi mi öpsen? Aa Hatice'ye de soğuk davrandı. Yok canım ona çok sarıldım. Çok mu sarıldım? Kıskandın mı? Komedi videosunda bir baktım sarılıyorsunuz. O da bana bir vurdu düşecektik. Ya gerçekten biz yani büyürümle aileyiz ya. Ya biz bir aile olduk. 23 sene oldu ya dile kolay. Ya 23 sene sonra iki kişi girdi oradan bir şeyleri karıştırdı. Yani biz aramızı mı açacak? Yok bizim oturmuş temeller kök yapmış. Bizi kolay kolay Allah'tan başka kimse sarsamaz, yıkamaz. Rahat olun siz. O kadar meraklanmayın yani. Sevim Deniz'i sevmiyor, Almina'yı sevmiyor, Sare'yi daha çok seviyor. Ya bu nifaktır ya, nifak bildiğin nifak işte. Ya siz de Allah'a havale ederim, başka yapacak bir şey yok, bir de dalga geçerim. Yani. O yani ciddiyetsiz halinizle. Ya bir şeyler yazın, madem bir şey yazmak istiyorsunuz, güzel bir şeyler yazın bari. Çok geçmiş zaten, olsun deyin. Zaten sana gıcık oluyorum. Yani zaten bana neden vallahi ben de bilmiyorum neden gıcık oluyorsun ki? Rahmetli öldü verirdim.
Birisi de bana demiş ki hep hastalıkta hastalık, hep hastalık, hep hastalandırdım. Ne yapalım, ne yapalım? Vallahi bakın. Buna da hamle olsun bu hastalıklarımıza. Vallahi, bugün 2 saat takıldım. Bu bir imtihandır. Bunu unutma. Bir gün senin kapını da çalar. Allah korusun. Kimsenin kapısını çalmasın. Çalmasın deriz ama Allah bilir bunu. Biz şey, bilemeyiz. Çocuk konusunda. Evet. Allah korusun. Abdullah Can da biliyorsun. Neler yaşıyoruz. Yani, o onu bilemez işte. Rabbim kimseye hani vermesin. Zor bir süreç. O yüzden hiç kimse bu konuda şey yapmam. Yok, orada diyor ki denize soğuk davranıyor. Ben denizi hastaneye götüremem yani. Abdullah Can'ı götüreceğim. Deniz bir şey yok şu an. Ama o diyor ki o denizi de götür sanki. Ama Aymina'nın ameliyat şeyinde de şimdi şey dedik biz kendi işimle. Haftaya sınavlar başlıyor. Aymina seneye ortaokul öğrencisi. Ve şu anda iyi. Ama sonuçları falan şey. Ama biz istiyoruz ki hani doktorumuzla da biz iletişime girdik. 15 tatilinde ameliyat olmasını istiyorum. Tekrar bir ateşlenme yaşamazsak yani, Allah'ın izniyle. Çünkü deniz etiyle badenciyi çok yüksek intihaplama yapmış. Bir de kana karışıyor ya. Ama şu an tedavisi çok ateş yapıyor. Çok ateş yapıyor. Bir anda anlamıyoruz ama biz 15 tatilde şimdi yapsaydı okul var. Başında duracaktım. Annem dedi yapacaksan yap kızım dedi. Yapmayacaksan sana bırakıyorum dedi. Biz zaten eşimle de konuştuk. Yani eğer ki ameliyat işi olursa 15 tatilde olsun daha rahat dinlenir. Hani 2 gün dinlenip okula göndermek zorunda tabii, kalmam. Tabii. Çünkü onun bir hafta bir süresi var. Bir de kolay bir ameliyatmış çocuklarda Allah'ın izniyle. Ben Aymina'nın Allah'ın izniyle hani biraz mızmız. O beni biraz korkutuyor. Kız çocuklar öyle. Deniz mesela geçen sene ayağından ameliyat aldı. O Demir canlı canlı oldu. Hemen geldi. Yani. Ben de hiç korkmadım. Hatta Murat'ın ki bir telaş yapma. Ben geliyorum hastaneye. Sakın beni gelme. Ama şimdi Aymina'da hep bekleyeceğiz edeceğiz. Diyorum ya hani. Onu da atlatacağız Allah'ın izniyle. Ama rahatlamışsındır. Abdullah Can'ın şey. Doğru, ben durup durup bir şey yapıyorum. Ama kadın rahatlamıştır bana orada yazdı. Gıcıkmış zaten bana. Rahatladın mı? Bu gece rahat rahat uyu. Vallahi. Allah seni rahatlatsın. Diyen ablamlar var şey rapor işine. Rapor işine de inşallah şey yapacağız ama ilk önce yavaş yavaş. Değil mi? Biz bir yol kat edemiyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, kovuluyoruz. İnşallah yarın bilmiyorum. Bir başlangıç olacak belirli şeyin ama bakacağız. Allah bir kolaylığını verecek bir şekilde. Yani bakalım ne olacak. Nasip ya. Her şey nasip. Ben biliyorsun bu zamana kadar hiç anlatmıyorum. Şimdi yeni yeni çünkü ama herkesin başında olduğu için ayıp bir şey değil bu insan. Yok herkesin canım, başına ayıp. Gelebilir. Her şey olabilir. O yüzden anlatıyorum ben hani. Ben sizi ailem gibi görüyorum. Yani o yüzden sizlerle dertleşiyorum ama birisi de yani hep hastalık, hep hastalık. Hep hastalıktan bahsediyor bu kız. Ne bu ya falan yazmış. Ama ne yapabilirim? Allah sevdiği kuluna verirmiş bazı hastalıkları da ya. Hı? İnanç da çok önemli. Kesinlikle. Ay Murat, seni sevmiyorum diye darılma bana sakın. Murat da geldi de. Bak, Aymina ile Deniz'i az seviyormuşum. Kim diyormuş onu? Biri yazmış ya bana. Hadi daha şapur şapur sulu öpeceğim çocukları böyle kucağıma tutturacağım yanımda. Hemen anlamışlar. Elinde bir sürahi suyla gitsin. Öperken ısılarsın. Biraz sonra da beni de sevmiyorsun değil mi? Bak sana turuncu aşortman alırım. Beni kovayla kova gezdirme. Murat bu rengi hatırlıyor musun? Hiç öyle tamam ki. Ay özür dilerim vallahi. Hayatımın dönüm güzel noktası. Turuncudan nefret ettiğim günde. Samsun'da şey var ya. Yol Spor Kulübü var. He. Ama bir baktım ona Yol Spor Kulübü eşortman herhalde. Nereden buldu bunu? Ama sırf turuncuydu. Onlar da öyleydi biliyor musun? Yol Spor ama Kulübü. Ama işim onu var ya 5 sene boyunca gündüm. Ama ya. Bak böyle o kadar değer vermişti. Gözüm gibi baktım ona tabii canım. Ben de gidip gidip çocuğa ne almışım? Annem nereden diyeceksin? Annem renkleri, o tarz renkleri çok seviyorum. Canlı renkli. Arada bir saflığım tutar. Valla İyi düşünelim, iyi olsun hayat. Yani bu kadar da girmeyin. Aile içine kadar da girmeyin yani fark sokmaya. Demek istediğim. Komik oluyorsunuz. Ama sevim.
Torununu seviyor. Hangi torunu? Sanki bir tane torunum var. Benim şu anda hayatta 4 tane torunum var. Evet. Beşincisi yolda Allah izin verirse. Ya, bir de ben de şöyle bir şey var. Hayatta kız torunu, erkek torunu değil. Nasıl evlatlarda en küçüğünü daha çok korursun? Bu olay da böyle. Torunlarda da böyle. He? En küçüğü kim Sare? Hepimiz en küçüğünü koruyoruz çünkü. Tabii. Koruyorsun, koruyorsun. He. 5 tane çocuğun varsa yine en küçüğüydü. 5 kardeşinde. Çünkü en küçüğü korumasızdır. Küçüktür. Herkes onu sever. Bu işte böyledir yani. Şimdi Sare okula başlayacak. En küçük. He, ne olacak? Sare bir kenara ama sevilmediği için mi? Yok. Hayır. Alakası yok. Yani küçüğe yine. Yani. Ay sen de turuncuları mı getiriyorsun Murat bize boyuna? Anam. Akşam akşam. Yani beni güldürmekle yetindiniz. Evet. Yani o kadar da aile içine girdiler ki. Biri de evet evet haklısın ben de onu gördüm destek. Allah'tan adresi bilmiyorlar. Gelip bizde gidecekler. Adres mi istiyorlar acaba gelip bize kal. Kesin onlar adresi de biliyorlardır. Yoldan yapacaklar şöyle. Yani araştırma. Yapsınlar yapsınlar gelsinler. Buradan 15-20 dakika. Başına demiyorlar ya herkes anladığı kadarına anlarmış. Yani insanın beyin yapısı vardır. Yani şeyini daha genişini anlatma çünkü almaz. Ne anlatırsan anlat. Kapasite böyle. Orada benim bugün anlattığımı anladığı kadarını anlamış. 2 dakikada mı çözmüş olayı aile sorununu. Alkışladım ona. Bu kadar da olmaz diyeceğim ama çok da tın. Şimdi bir pencereden 10 kişi bakar. Heh. Onun da görüş tarzı farklıdır. Çünkü herkes görmek istediğini görür. Yıldızı görür, güneşi görür, kanalları yani. Görür, aydınlığı görür. Yani şeyde Bakırköy Hastanesi'nde bir koğuş varmış. Hepsi gidiyormuş. Bir delik varmış orada Murat. Sırayla böyle dönüyorlarmış. Demiş ya çekilin. Son gelen bir hasta. İlk defa görecek ya. Demiş ben de görüyorum. Girmiş bakmış. Ben demiş bir şey görmedim. Biz demiş 20 senedir bir şey göremedik. Daha her gün bakıyoruz. Sen bir kere de ne göreceksin? Öyle bir şey. İşte o bir kere de görmüş. Biz akşam sefası yapıyoruz kızımla. Akşam evet. Çayı. Akşam değil de bu 10 çayı. Aynen. Evet. Biz kendi içimizde çok mutluyuz vallahi. Sohbetimiz ediyoruz, gülüşüyoruz yani. Daha ne olsun? Yeter bu kadar da yani. Ne yapalım arada bir otur ağlarız, arada bir dertleşiriz. Öyle oldu. Yani. Ama malzeme istiyorsanız malzeme de veririz. Yarın Hatice ile kavga ederiz. Hatta Emine ile ederiz. Hatta bütün aile birbirimize gireriz. Siz mutlu olun yeter ki. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Tabii ki bunu kime söyledim? Oradaki yazıyı görmüşsünüzdür. Çok güzel analiz eden. Bence 20 senede o delikten bakanlar göremedi. Sen 2 dakikada gördün. Bravo sana diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.